Sayın seyirciler Balıkesir Spor Adana Demir Spor Playoff karşılaşmasını Denizli'ye giderek izleyen Birlik Gazetesi Genel Müdürü Sıtkı Şeremetli ve Spor Müdürü Cengiz Güneş KRT Haber'den Hakan Küçük Akman'a bu maçla ilgili bir değerlendirme yaptı. Balıkesir Spor aslında bütününe bakarsak iyi bir sezon geçirdi. Başarıyı ve şampiyonluğu sürekli kovalayan taraf oldu. Ancak Kocaeli maçı bizim kırılma maçımız olmuştu. Daha sonra da Konya ve e, Balıkesir'de oynadığımız of maçlarından sonra maalesef şampiyonluğu yitirdik ama playoff umutlarımızı hiçbir zaman yitirmemiştik. Balıkesir Spor Adana Demir Sporu mutlaka farklı bir şekilde yenebilir. Çünkü bu gücü vardır. Hatta orada diğer play playoff'a gelen kulüp başkanları ve diğer basın mensuplarıyla da görüştük. Hatta ve hatta Adana Demir Spor için, izlemek için gelen e, basın mensupları bile Balıkesir Spor'un favori olduğunu açık bir şekilde söylüyorlar. Adana Demirspor'un bu noktaya gelişinin bile büyük bir şans olduğunu, başarı olduğunu ifade ediyorlardı. Balıkesir Spor çok gol fırsatı yakaladı. En az 3-4 tane gol pozisyonunu değerlendiremedi. Hatta en acı verici olanı belki en az 1 veya iki tane boş kaleye, boş kaleye ee, gol vuruşunu yapamadık. Ee, bunun dışında iki tane penaltımız vardı. Biri belki tartışılabilir ama biri hiç tartışılamayacak kadar açık ve net bir penaltı pozisyonuydu. Zaten Balıkesirspor golü bulsaydı Adana Demirspor maçı farklı biterdi diye düşünüyorum. Biz Balıkesirsporlu olmanın gurur ve onuruyla Balıkesirspor'u önümüzdeki yıllarda da takip etmeye devam edeceğiz. Evet. Şimdi bu saatten sonra eksik var mı yok mu nedir ne değildir değerlendirmek yanlış olur ama bu maça baktığımız zaman Balıkesir bence sezonun en iyi futbolundan birini oynadı. Fakat şanssızlık. Derler ya futbolun adaleti yok. Hakikaten futbolun adaletinin olmadığını bir kez daha bu maçta görmüş olduk. Kaçan gollerde, pozisyonlarda. Olmadı mı? Olmuyor. Ha bakarsanız Balıkesir işte sezon içerisinde elindeki şampiyonluk şansını kaçırmıştı. Playoff'a kalmıştı. E bize zaten uğursuz geliyor. Biz bunu beceremiyoruz. Bir türlü o şeyi kıramadık zinciri. Bu sene kırılalım dedik olmadı. Yine seneye kaldı umutlar. Fakat geçen sezonla bu sezonu kıyasladığımız zaman... ...Balıkespor'un ben başarılı olduğunu düşünüyorum. Niye derseniz geçen sezon ilk ona kalamayıp... ...Türkiye Kupası'na katılamamıştık. Ama şimdi pliyoflara kaldık. Seneye Türkiye Kupası'na mücadele edeceğiz. Bu bir başarıdır bence. Ama sezon içerisinde yaşanan hatalar... ...Balıkespor şampiyonluğu kaybettirmiştir. Pliyofa gelince de, pliyofta da işte top bizi sevmedi. Hakem penaltımızı vermedi. Bence... Orada en büyük nokta Ali Öztürk'ün 18'de olmamasıydı. Niye yok diye sorduğumuz zaman sakat dediler. Ama ben bugün Ali Öztürk'le konuştuğumda Ali Öztürk'ün sakat olmadığını öğrendim. Üzüldüm. Böyle bir oyuncu. Bu maçta bize lazımdı. Her maçta kadro olan oyuncu bu maçta yoktu. Bence bu bir hatadır. Niye böyle bir hata yaptık onu da bilemiyorum. Ali Öztürk olsa belki daha farklı da olabilirdi. Ama takdiri ilahi Allah ne yazsa olur. Bunun önüne geçmek geçemezsiniz. Balıkespor büyük bir kulüp, köklü kulüp. Balıkespor olmak bir onur, bence bu onurlu şeyde yaşamda hep birlikte tekrar kaldığımız yerden sil baştan hatadan ders alarak devam edip bu işi seneye sonlandırmanın çalışmasına bakmak lazım şimdiden başlamak lazım.